Evet videoya geçmeden önce ben videoyu zaten bitirmiştim ama yeni bir gelişme yaşandı. Onun size duyurusunu ve bilgisini geçmek istiyorum. A sol altta görüyorsunuz hemen Flyser'le sponsorluk anlaşması yaptık. Çok soran oluyordu yayınlarda niye sponsor yok, niye sponsor yok, nereden hep çekelim, bizi nereye yönlendirirsin diye artık sponsor linkimiz var. Flyser referans linkimizden kayıt olarak app'lerinizi oradan çekerek bana destek olabilirsiniz. Flyser'le birlikte sizlere çok güzel yeni sunucu çekilişler yapacağız. Yayınlarda, videolarda olsun. O yüzden şimdiden referans linkimden kaydınızı gerçekleştirin. Hem güvenilir hem ucuz app'inizi alırsınız. Hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde. Hem de bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Linki açıklama ve yorumlar kısmına bırakacağım. Bol bol kayıtlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Videoyu zaten çekmiştim. Sponsorluk anlaşması yeni oldu. Hepinize keyifli seyirler. Hype like yine sizde biliyorum o işi. Metin 2 TR Ruby'nin 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine Ninja'da giriyoruz videoya. Ninja'mız 110 level oldu. 6,5 gündür oynuyoruz. Bugün şampiyon yapacağız. Bir haftada Ninja şampiyona raşlanmış olacak. Hydra'ya çok az kaldı. Metal 2 TR'ye yeni bir etkinlik sunucusu gelecek. 12'si sunucusu. Tam detayları gelince videosunu çekip anlatacağız. O sunucuya başlayacağız. Ee, yalnız burayı bozmadan başlayacağız. Yani bu seri bozulmadan başlanacak oraya. Ek içerik çıkarmak için, kanalımızı toplamak için başlamamız gerekiyor. Absürt bir durum değil bizim başlamamız. Eskiden şöyle bir hata yapıyorduk. 5 yıllık izleyiciler, 4 yıllık, 3 yıllık, 2 yıllık eski izleyicilerim bilir. Oynadığımız sunucudaki her şeyi bozup oraya aktarıyorduk. Elde hoşta bir şey kalmıyordu orada da bir şey başaramayınca. Bu sefer o hataya düşmüyorum. Buradaki çarlarımı hiçbir şekilde bozmuyorum. Oraya öyle başlıyorum. Yani bu çarlar olduğu gibi kalacak. Çünkü burada artık zirve farmlarını yapmaya başlayacağız artık. Hesaplar şampiyon da olmak üzere nice oldu. Şaman da olacak. Yavaş yavaş 5 belki hesap daha şampiyona kasıp Alastor bile olabilir ilerleyen dönemde. Yani buradaki daha hedeflerimiz bitmedi. Onu söyleyeyim. Ek olarak kanala abone olmadan videomuzu izleyen arkadaşlara da buradan istirham ediyorum. Bir kanala abonelik bırakırsanız mutlu olurum. Abonelikler tamamıyla YouTube'da ücretsiz. Video çok güzel like, hype geliyor. Hype ve like'lar için teşekkür ederim. Aynı şekilde Ninja'nın yine bu bölümüne bir hype, bir like bekliyorum sizlerden. Bir Biyoloğun önündeyim. Yani hesabın size gelişimini izletiyorum sonuçta. onu da bir göstereyim dedim. Bayağıdır göstermedim. Hatta hiç göstermedim sanırım niceye geçtik geçeli. Lanet kitabına getirdim bulmuşsun diyor. Kabul etmedi. Kaç tane vermişiz ben bile bilmiyorum inanın. Bir bakmak istiyorum bizim laneti kaç tane vermişiz. 8 tane vermişiz yaralamışız da araştırmacının özütünü basalım. Şimdi yeni itemler falan yapılacak. Şöyle bir isterseniz pazarımıza bakalım. 230 donluk satış var. Bu parayı çektik. 467 bonda güzel bir para oldu şu an üstümüzde. Bu hesapla artık zaman çatlağına girip zaman çatlağında bunu bugün şampiyon atmamız gerekiyor. Ben daha bu sikilleri vermemişim 17'ye. Şunu verdim bakayım geçti mi geçmedi. Şunu verdim hiçbiri geçmedi. Neyse ben bunları artık unutkanlık kitabıyla master yaparım sonra bir ara. Bunları bile unutmuşuz düşünsenize yani. Kendimiz öyle bir fokuslamışız ki çarı kasmaya. Bir şey değil mi? Biz bence şimdi bir tane de Alastor pet alalım arkadaşlar. Alastor pet'i de aradan çıksın. Şöyle 105 de ver. Bir pet almayı düşünüyorum ama tabii fikrim Değişebilir bakacağım şimdi pazardan. Evet şöyle bir tane güzel bir Allastor peti bulduk. E, tip 6, 528 saatlik. 104 level ben bunu 105 yapacağım. HP sonuç 9, defans 10.2, CP 19 berserker canavar talim emdirilmiş. Şimdi bunu şöyle 230'u zaten en ucuzu bu piyasadaki ve çok da mantıklı diğer petlere baktık. 230 mu? ondan? şöyle çektik bakalım. Çok güzel güzel bir Allastor peti aldık bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah İnşallah diyorum güzel bir hasar artışı sağlar. İlk defa Alastor pet aldık. İlk defa Alastor pet'i kullanacağız. Şöyle arkadaşlar kutusundan çıkaralım. İsmi cismi neymiş bunun bakalım. İsmi Vexus'muş. Acaba ne anlama geliyor bilmiyorum ben. Aa bu arada şeyi kasılmış. XP'si kasılmış. Sadece şey basacağız arkadaşlar. Lezzetli lokma basacağız. Bunu 105 level yapalım isterseniz. EP 13.9, savunma 10.2, CP 19. Şöyle bir oranlarına bakalım. Berserker'i ne veriyor? 16 veriyor. Güzel. Canavarı 11 veriyor. Talimi de 13 veriyor. Çok güzel. Evet lezzetli lokmaları aldık. Geldik bakalım. Şöyle basalım arkadaşlar. Bir dakika dur. Şunları ayırayım. Şöyle 10 tane dedik. Nesne XP dedik. Şöyle şu anda 13, 9, 12, 19. Bunlar da 16, 11, 13. Beste dedim hocam. Ha tek tek besliyormuş zaten. Hepsini atmıyormuş. Tamam. Boşuna ayırmışız. Şöyle hepsini o zaman tek tek atalım atalım besleyelim. Şöyle üstü, üst üste bindireyim. Bir de şimdi hasar testini de gerçekleştiririz. Bakalım. Hasarımızı ne kadar arttıracak bu Alastor Pet'i? Göreceğiz. Şimdi chatten arkadaşlar tahminlerde bulunuyor. Dedim ki HP'si kaç olur? 14, 9, 15... 14.3 falan diyenler var. Bakalım kaça yükselecek? Şöyle. Ben vermeye devam ediyorum. Bakalım. Ben de diyorum ki 14.6 olacak. Benim tahminim de o. 14.6 olması yüründü. 14.8 oldu arkadaşlar. 14.8 oldu. Bayağı iyi. 11.2 savunma oldu. 19 SP'de kaldı. Bu 16. Bu 11. Bu da 13. Bunlar sabit kaldı. Çok güzel. Hayırlı olsun. Şurada bir adet boss buldum. İstakos. Bayağı da dandik bir bossdur. Görüntüsüne bakmayın. Ötleyin tekidir. Bakma görüntüsüne. Şimdi 10k vuruyor bu. Alastor peti. Çağrılıkken. Yalnız öldü hocam bu. Direkt öldü. Dur bakayım. Alastor'u gönderdik. Kaç vuracak? Daldık şöyle. O abi. 7700 falan. Oğlum hasar. Çok fenaket hasar attırmış ya. Hayda hocam fena fena. Çok fena çok çok. Çok fena hasar artmış. Sandığını açalım bir dakika. Siyah çelik artı 3 gelmiş. Mavi ejderha suit arkadaşlar. 15 rüzgar. 15 ateş. 10 ip sorbe 1000 ipili. Tam zaman çatlağında bizim işimize yarayacak item bak. Tam. Hip sorbe var. Rüzgar var. Hipi var. Büyü var. Defans var. Var oğlu varsın itemde. Şeytan bir tık dürtmüyor değil. Dürtmüyor değil. Bir artı dokuz. Mavi çelik mi yapsak acaba? Ama bilmiyorum. Evet şimdi mavi çeliği bir dokuza doğru götürelim. Şu arkaya bir ışık vereyim bir saniye de. Artı altı şu anda. Yedi sekiz dokuz demirci gideceğim. Zaten çok demircim var. Göstermiştim. Hem değerlendirmiş olurum. Hem de şöyle bir dokuz basarız. Defansı da yükselir. Değeri de yükselir itemin. Şöyle 7 attık. Geçti güzel. Bayağı da malzeme aldık. Bakalım ezvin mi? Görelim. Şöyle 8'e doğru götürüyor. 8 attık yaktı. 7 attık geçti. 8 attık yaktı. Şu köpeklerden dolayı geçmiyor herhalde. Bunları bir öldürek. Tekrar 7'ledik. Yaktı. Yani artı şeyde basılmaz buna. Kutsama kağıdı ile artı 6 yaparız. İtemi tekrar artı 6 yaptık. Şöyle bir 7 diyelim. Yaktı. Kutsama yani artı 6'ya basıyorum bu arada. Malzemesini aldık geldik. Çok zorlamayacağım. Çok antim kuntim item istediği için. Piyasada yok ya itemleri. Artı 7 oldu tekrardan. 8 atalım. Artı 8'e geçmiyor zaten. Sıkıntı orada kaynaklanıyor. Kaç kere 8 denedik? Geçmiyor. Bak tekrar 7. Hani bir de demircinin kitabıyla basıyoruz. Öyle kutsama kağıdı parşömenle de basmıyoruz. Artı 8 geldi. 9 gelir mi? 9 geliyor mu yoksa? E bir 9 denenir hocam. Artı 9. Ah. Yapma be. Yapma be kral. 8 tekrar attım. Tekrar 7 yaptım. Tekrar 8 deniyorum. Şöyle attım 8'e geçti. Geçti. Bilmiyorum 9 denesek mi denemesek mi? Ya itemleri çok sıkıntı bulunmuyor. Bilmiyorum ya. 8'de kalsın mı, kalmasın mı? Öyle zaten fantazisine basıyorum. Gerekli bir şey olduğundan değil de canım sıkıldı öyle basayım diye. Sordum dedim 9 bas diyenler 1 yazsın. Diğerleri 2 desin dedim. Herkes 1 diyor. O zaman sizlere güveniyorum ve artı 9'a yakıyorum arkadaşlar. <laughs> Tekrar 8 atıyoruz. Tekrar 8 geldi. O zaman şimdi artı 9 geldi mi? Şimdi artı 9. Artı 9. Artı 9. Yayında dediler bana. Bu itemi 9 basamazsın. 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 Basarım ben. Ben basarım kardeşim. Şu itemleri aktarıyorum şimdi Nijaya. Nice Nijaya nice zaman çatlarına gideceğiz ya. Bedenselden aktarım yapalım. Bir de şu zırha bakalım. Bu zırh nasıl gözüküyor? Şunu çıkar bakalım. Artı 9. Mavi ejderha suiti. Ananı satayım. Of. Çoğu bandıyla ne gitti lan bu? Bir dakika durur musun? Bir saniye. Çıkar şunu da. Abi sen ne yaptın ya? Hayda yıktım bitirdim beni ya. Abi çok güzel oldu la. Hakikaten var ya mükemmel bir, mükemmel bir kombin. Çok güzel bir kombin oldu. Nice çok yakışıklı oldu ya. Nice çok çok ultra yakışıklı oldu maşallah. Buldum 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 dük şapkası arkadaşlar. 15 rüzgar 15 büyü 20 yük üretimli şöyle çektik bakalım bunu da çok güzel zaten bu kostümde 10 hip absorbi 15 büyü 15 rüzgar vardı kostümlerimiz hazır ele 10 kritik 10 delicili bir tane hançer fişi yapacağız şöyle bir tane doka bey hançeri buldum 10 kritik 10 delicili. 4 fona da bunu çektik şöyle 10 delicili hançerimizi aldık değil mi geldi envanter aynen gelmiş kostümler hazır şu anda Sadece bir de kostüm kombinasyonunu tekrar ayarlamamız gerekecek. XP'ye göre büyük ihtimalle plajdan çıkacağım öyle gözüküyor. Şöyle bir tane 10 dakikalık 15 büyülü yeşil şebnem alalım. Şöyle de bir tane 200'lük 10 dakikalık beyaz şebnemden de aldık bakalım. Tamam ya her türlü götürür. Şu anda kombinasyon benim için sıkıntı. Kombinasyonu nasıl ayarlasak, nasıl ayarlasak onu bir düşünmemiz gerek. Atlantis seti yapacağım. Atlantis setinin çünkü bonus özelliği çok güzel. Bakın kendi peti bir kere güzel. 1500 ipi %5 savunma bu çok değerli. 10 canavar veriyor. Can kurtaranın peti buz peti var bir tane pembe. Hiçbir şey vermiyor. Canavar manavar hiçbir şey yok. Ekstra olarak maksimum set bonusunda 10 ortalama zarar da var. 100 XP'nin yanında. O yüzden bu çok mantıklı Atlantis seti yapmak. Şimdi şöyle bir çekelim. Atlantis Prens e, alacağız. Bir de tac alacağız. Yani işte bunun erkeklerini alacağız. Pazardan alırız hazır. Bizim ya bizim çarakkatten yakışıklı olana ya. Şöyle yakışıklı hesabımızla Theon'un yanına geldik. Aldım malzemeleri bu arada. Atlantisleri, Atlantisleri peti de indirdik. Bakalım istediğimi alabileceğim mi? Şuradan kameramı da kapatayım. Bonusları birlikte görelim set bonusunu. O maksimum erişebileceğiz mi? Bu arada kahramanlık madalyası ile de hani kombinasyon oluyor bu set. Onu da ekstra çıkarmamıza gerek kalmayacak. Bonuslar aktarıldı dedik. Şöyle isterseniz ilk etapta şu Atlantis'i 10 ip 15 büyü 15 rüzgar aktaralım. Ondan tekrardan bonuslar aktarıldı dedik. İkisini de aktaralım. Ne geldi? HP. Bak bir de HP üretim ha bu ekstra. Büyülü rüzgarlı. Tam istediğimiz gibi. Şöyle taktık bunları. Kahramanlık var. Şu anda set bonusu arkadaşlar. 7 ortalama zarar. 75 XP veriyor. Şöyle çimdiki çağırdığımız zaman yanımıza. Şimdilikle birlikte bakalım. Bak 10 ortalama zarar. 100 yüzde %5 eşya düşürme. %5 buz direnci. Bizim için 10 ort 100 XP zaten. Çimdik çok güzel. Çimdikte de 1500 ipi %5 artı. Savunma 10 canavar var. Yani ben şu anda hesabın her türlü her türlü dayanabileceğini düşünüyorum. Her türlü gider. Alayına gider bu. Markasını murkasını bastıktan sonra şebnemini falan her türlü gidecektir. Ek olarak şöyle bir güncelleme yapalım. Birazcık yan karakterinde ayşe açalım. Birazcık kritik delici olsun. Bu arada 600 tane ayşe aldım. Hepsini açacağım. En son sonucu size göstereyim. Hepsini açtım. Şöyle bir geldim bakalım ikinci envantere. 32 tane parşömen olmuş. 34 tane küre. 37 kutsama kağıdı. 26 zen. Şöyle yaşamlar 120, 140. 27 büyülü bakır. 180'e 135 delici kritik. Tamam. Zaten biz bunun için açtık. Şunları depoya koyayım. Nijeye aktaralım. Ondan sonra gidelim bir performansını görelim ama bir adet de arkadaşlar ametis simi alacağım ninja'ya bilginiz olsun. Wit str rest artı 3 metinli. 67 won. Şöyle arkadaşlar bunu da aldık. Takalım bunu da Şöyle evet dedik. Çünkü hesap hem yuvaraya girecek hem de ekstra güç de gelsin. Sanırım artık şu anda hazırız. Bir eksik gedik olduğunu düşünmüyorum. Tek eksiğimiz gidip hesabı test etmek olacak. Bu arada gitmeden önce hem Uriel XP'sini alacağız hem de şu Summer'dan yaz etkinliklerinden şöyle gösterelim size. Bakın bu topu 999 tane birikmiş. Buradan arkadaşlar ferahlayacağız. Dondurma verecek bize. Şöyle. Böyle arkadaşlar full dondurmaları alacağız. Bu dondurmalarla kasarken kullanacağız. Ne veriyor? 5 XP 10 asar. Ekstra işte bize güç veriyor. Çatlağa girilmiştir şu andan itibaren arkadaşlar. Bakalım şuradan. İtemleri şimdi sizlere bir göstereyim. Metne 30k vuruyor. Hayda ninjasın lan sen. Bedensel misin birader? Bedensel de değilsin ki. Pot almadık ki yanımıza pot pot. Her şeyi alıyorsun pot almıyorsun yanına. Pot unuttuk. Potu aldık geldik. Şöyle bir adet metni deneyelim artık. 75.02 bakalım xp'si. Bakalım hesap kesecek mi arkadaşlar? Ben keser diye düşünüyorum. Yani savuşturması kötü biraz. Bak etrafında slotlar birikiyor. Oradan bir sıkıntı. 120'lik metli kesemeyebilir. Bir tane yerde deneyeceğim. Bir de kaykayla deneyeceğim arkadaşlar. Bak işte bineğe binmediğinde de hasar çok düşüyor. 22k'ya kadar düştü hasar. Yine aynı şekilde slotlar bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Yani döne döne keseceğim. Binekle kesersem de. Öyle gözüküyor. XP'ye bakmadık bu arada. Hiç XP'ye bakmadık. Kaykay aldık bir tane. Kaykayla hem daha hızlı kesiyoruz. Hem bak set bonusumuz da 150'ye çıktı. Atlantis'te set bonusunu arttırdı Kaykay. Tamam çok güzel. Hasarı da yükseltti. Kaykayla kasılacağız o zaman. Evet artık bir level atlayalım. 111 olacağız. Daha çok da olmadı. Yani 10-15 dakika oldu gireli. Direktman levelimizi atlayacağız. Hesabımız güzel. Şu anda 10 numara 5 yıldız kesiyor. Bakalım XP'miz 99.77 99.80 level up 111'e doğru gidiyoruz. Yine böyle her aldığımız levelde gösteriz Evet 111 level oldu. Bu arada bir şey değil mi? Bedenselden daha iyi kesiyor anlayıca nice şu anda. Normalde bakın şu anda bu oranlara bence 0.60-70 XP vermesi lazım metinlerin. Çünkü bedenselde öyleydi. Pet XP bölüyor. Şu an petin XP'si gördüğünüz gibi hala kasıyor. 105'te. Bu pet XP'yi tamamen doldurunca sanırım ekstra daha fazla XP alırız gibi geliyor. Tam gaz kasılmaya devam ediyor. 116 hadi 117'ye birlikte geçelim. 99 67 XP bu metinle birlikte 117 level gelir. Kalıyor 3 level artı 1 kutu. Yani 120 olunca bir de kutu kasmamız gerekecek. Nasıl atlamadı lan? Aa 98'miş. <laughs> ben 99 gördüydüm onu. 98'miş. Tamam o zaman bu metinden sonra bir metin daha keseriz. Garanti atlarız. Bir yeşil metni kestik ve garanti atlarız. 0 kaç gelecek bakalım bu arada bu metinden de XP onu da test etmiş oluruz. 99.50'nin üzerine ekleriz. Gelecek olan XP'yi. Ay düşüyor bak bir yandan da ay ışığı eventi var. Onu da topluyorum düştükçe. Şöyle XP'miz arkadaşlar. 0.80 XP geldi. Çok temiz XP geldi bir metinden. Çok güzel. Bakın şurada benim 4 tane yukarı giden bilgelik iksirim var. Daha ben bunları kullanmadım. Şimdi birazdan bunları kullanmaya başlayacağım. Bunlar bu karakter sandığından çıkan bilgelikler. Ha. Yukarı yansıyanlar. Yani şuraya gelenler. Hadi o zaman birlikte bir level atlayalım. XP'miz 610 yukarı giden bilgelikle birlikte bakalım. Şu anda XP'miz 99.60'larda. Bence bu metinle atlarız ya. Atlarız atlarız. Level up 118. Güzel. Son 2 level. 2 level sonra şampiyon. Şimdi arkadaşlar şu bizim hançeri artı 18 buz elementi attıracağız. Arkadaş bize 410 güvence veriyor. Biz kendisine hançeri alırken artı 18 buz elementiyle 510 vereceğiz. Yani 100 won da ekstra üstüne vereceğiz. Çünkü 100 won paraya attıracağız. Şöyle hançeri verelim. Ee, dediğim gibi hançeri geri teslim alırken üstüne de 100 won ekleyeceğim. 510 bon olarak geri ödeyeceğiz. 410 güvencesiyle birlikte. Bizim hançer çıkmış arkadaşlar. Hançeri teslim alalım. 18 buz elementi ekletmiştik. Şöyle arkadaş koysun. Evet eklemiş arkadaşlar. Buzun gücü artı 18. Ben şöyle arkadaş bize 400 vermişti. 500 veriyorum yani. Onun 410 güvencesi artı 110 da üstüne hançerin element parasını şöyle verelim. Kabule basalım. İki tarafa da hayırlı olsun diyelim. Artık bizim ançer tamamıyla hazır bir hale geldi. Evet 119 oluyoruz ya sonunda hakikaten çok yorulduk. 99 82 burada bir metin varsa garanti oluruz. 119 olduktan sonra kalıyor bir level artı bir kutu gitmek üzere kurtuluyor. Artık vallahi canım çıktı ya. Çok zor kasmak çok zor. Evet level up 119 arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada 120 level da geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Tabi 120 level olmayla bitmiyor ne yazık ki. Bir de kutu doldurmanız lazım. Şimdi %25 XP doldurduktan sonra artık buradan kurtulma partisini vereceğiz. Evet sonunda bitirdik. Çok yoruldum arkadaşlar gerçekten. XP 2489 bu mette kesince 25.00'da tamamen sabitlenmiş olacak. Ve artık level ile olayımız tamamen bitecek. Gideceğim Hidra'nın görevini yapacağım. Onun da kolay bir yolu var. Onu da size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi artık XP 125. Artık hiçbir şekilde hesaba XP gelmez. Yani gitsem metin de kessem. Boss da kessem. Slot da kessem. Artık hesaba XP gelmiyor. Son XP'ye ulaştırdık. Nice Şimdi arkadaşlar bu normalde Hydra'nın bir görevi var Hydra'ya girmek için. Bu görevi direktman bir kısa yolu var. İlla ki aranızda bilmeyenler vardır. Yelken merken falan kasıyorsun balıkçıdan görev alıp. Oço tapınağında var ya ondan bahsediyorum. Onu yapmanıza gerek yok. Hydra'nın yüzüğü lazım bir tane. İşte zaten Hydra sandığından çıkıyor ya da illa ki nesne marketinizde çark çevirdiyseniz çarktan da elde etmişsinizdir. Ben çark çevirmiştim çarktan vardı. Neyse tıkladık buna sağ Evet dedik, ışınlandık. Şimdi buraya geldikten sonra buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Heykele doğru, şampiyon heykeline doğru. Buradan direktman heykele tıklayıp köye geri dön diyeceğiz ve görevi saymış olacak yani görev bitmiş olacak. Köye geri dön dedik ve şu anda yani Hydra'nın görevini bitirmiş olduk. Sadece şampiyon haritasına yani Yohara'ya girmek için grupta birisiyle Hydra kesilmesi lazım. Yani o grup lideri karşı tarafta olur, onun da kesmesini kabul ediyor. Onu da yaptıktan sonra yuvaraya gireceğiz. Bu yaptığım yuvaraya giriş görevi değil. Karıştırmayın. Bu hidraya giriş görevi. Yuvaraya giriş için hidranın grupta kesilmesi şart. Arkadaştan rica ettim sağ olsun bizi gruba aldı. Şimdi kendisi hidrayı kesecek. O hidrayı kestikten sonra bizim yuvaraya giriş kapımız açılacak. Yuvaraya gireceğiz. Yuvaraya da girdikten sonra bir geri dönüş kağıdı falan basarız direkt orada. Ardından köye inip şu tamlığı falan bir peleriz. Ondan sonra debuff görevi falan yapılacak birinci haritada. Ardından işte şeylere falan eldiven görevler falan filan geçeceğiz. Onu belki bu bölüme yetiştirebilirim ama bakalım debuff'ı yapmaya çalışırız bu bölümde. Artık eldiven bir sonrakine kalabilir. Çünkü artık bunu aldım yani. Hem hesabı kasmayan, böyle uğraşma falan. Biraz böyle aksiyonlu bir şeyler de yapabiliriz. Bakalım bir şeyler yapacağız. Şu yuvaraya bir girelim hayırlısı da çar. Şampiyon seviyesine ulaşsın. Evet hidra kesildi. Şimdi şöyle hemen bir şeye doğru gidelim. Darısı Fenerbahçe'nin başına artık. 10 sene oldu gerçekten. Yeter artık bir ben kaçtır şampiyon olurum bak bu seride ikinci şampiyon oluşum. Fenerbahçe'de olsun artık. Bir şampiyon olmak dedik. Evet dedik arkadaşlar. Ve Nijia'mız şampiyon level seviyesine ulaştı. Valla güzel bir like bekliyorum bak. Gerçekten çok yoruldum. Vallahi yordu bu video beni. Şöyle isterseniz yeni bir kıta deyip artık yukarıya da girişini sağlatalım. Evet dedik devam dedik ve girişi sağladık. Hadi bakalım Hayır, uğurlu olsun. Yoara bekçisinden görevleri falan aktif edeceğim. Tabi ondan sonra aşağı ineceğim arkadaşlar. Anlık kitaplarını aldım geldim. Yetmezse dağılacağız alacağız. Kötülük da alacağım bu arada. Şu üstündeki şeytan çıkarma parşömenlerini bir kullanayım. Bunda münzevi zaten işe yaramıyordu. O yüzden münzevi tavsiyesi basmayacağız dostlar. Bakalım şunu bir perfect'e götürelim birlikte. Çok aşırı zaten zor geçen bir şey değil. Ama gene de bizden fazla üzmezse iyi olur. Vaktimizi çok çalsın istemiyoruz. Evet kötü ruhları aldık geldik. Şöyle okumaya devam edelim bakalım. Şu an kaç oluyor? Bu arada şeyi kapatmışız. 15 olacak. Güzel. Biraz daha sanırım kitap almam gerekecek gibi gözüküyor. Yetmedi çünkü bayağı yaptı kitapları. Şöyle bir master bir yapalım da. Bu master 1'e zaten biraz zor geçiyor. GP biraz kolaydı yani. Bizim bedenselde öyle kolay geçmişti. Master 1 e oldu zaten direkt. Direkt M2, M3 diye zaten gidecek öyle normal beceri kitabı gibi değil bunun sistemi dönüşüm kitabı gibi M5 oldu ben biraz daha BK stoklayayım alayım ardından perfecte götürelim evet çektik bakalım şöyle birazcık daha e, tamlığın kitaplarından okuyalım arkadaşlar yine yetmezse alınır sorun değil takviye yapılır artan da satarız pazarda piyasası olan bir şey üzmez yani dedi şu anda kaç oldu bizimkisi M8 olmuş güzel Mastera doğru gidiyor Şöyle Grandmaster Master olduktan sonra sanırım kötü ruh yetmeyecek. Kitap belki yeter de. Master olmuş bu arada. Hatta G3 olmuş bile. Bak size dedim ya bu M'de ve G'de kolay geçiyor. Normal birden M1'e geçene kadar biraz zorluyor. Aynı bak dediğim gibi ilerliyor. G7'ye geçmedi ya bir türlü sanki değil mi? Aynen G7 olmuyor. 20 tane daha kötü ruh aldım geldim. Bakalım. Umarım uğraştırmaz artık. Bir an önce aradan çıkar. Geçti de üst üste geçiyor. G10 oldu direkt. Son bir kitap. Bir kitap daha geldi mi? Perfect Master geldi arkadaşlar. Evet. Tamlığımızı Perfect Master açtık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Nicele zaman da kasıldığım itemleri ve bonusları göstereyim. Sanırım onları göstermeyi unuttum. Hani burada ninjasını falan kasacak olursa bu itemlerin yakın itemler yaparak gelebilir. Arkadaşlar burada zaten rüzgar ve büyü işliyor. Full rüzgar ve büyüyle geldim. Kostüm zırhımızda. Hip hop sorbede iş yapıyor. Rüzgar büyü hip hop sorbe, bloklama. Öyle diyeyim kısaca. Ama ana efsuna rüzgar büyü. Zırh kostümü de rüzgar büyü. Hip hop sorbe. kafalık kostümü de rüzgar büyü. Kaskımız da 15 rüzgar. Silahımız da zaten böyle. Zırhımız özellikle mavi çelik büyülü rüzgarlı hip hop sorbeli e, ayakkabımız bloklu hipili kritikli kirin ruh kemerimiz var bileziğimiz arkadaşlar 15 rüzgar 15 büyülü stand kalkanımız var bloklu Zümrüt küpümüz. Bunlar atak için. Cennet kolyemiz. Metin taşlı kreatifliği pili. Metin taşı da önemli çünkü. Metinleri kestiğimiz için. Kuşağımız böyle. Alastor petimiz var. 105 level. İşte normal petimiz var. Bu değerlerle kasıldık. Haberiniz olsun. Bir de Mitsi mat setimiz var. Simyalarımız full mat. Zaten ben şuraya yazmıştım. Bir dakika. Bu itemlerle bu bonuslarla. Bu arada şebnemleri de basmanız lazım. Şebnemler bu bonuslara dahil. Rüzgarımız 89. Büyümüz 82. Hip-hop sorbemiz 30. Bloğumuz 53. Bu oranlarla zaman çatlandı. nice ile çok rahat bir şekilde zaten videoda gördünüz, çarımızı kastık. Şimdi Yoara'nın ilk haritasına gireceğim demiştim size. Onu bir sonraki bölüme aktarmak zorundayım. Çünkü bu bölümde yapamayacağım para yok hesapta. 8 won para var. Artık epikonlarını satmanın vakti geldi. Böyle depodaki epikonlarını göstereyim size. Bunu zaten ilk bölümde göstermiştim niceye başladığımız. Bu epikonları satılacak arkadaşlar ki bir para kasabilelim. Ki buradan gelen parayla hem Yoara'yı halledelim hem de Ninja'nın diğer eksiklerini halledebilelim. Ama şöyle bir şey yapalım hani videoda bir şey yapamadık simya mimya vesaire bir şey basamadık aksiyonda bir şey olmadı. Onu da şöyle bir şekilde kapatalım. Üzerimde 32 tane antika elmas var. Bunların toplam değeri 71 won 70 won civarı yapıyor. Bakalım bunları üste gidince 70 won parayı çıkarabileceğiz mi çıkaramayacağız mı onu göreceğiz. Şansı sorgulatacaktım da yaşlı kadından neyse vazgeçtim. Yaşlı kadının yanına gidince bir uğursuzluk çöküyor sanki üzerime. O yüzden direkt arkadaşlar burada basalım. Allah ne verdiyse yukarı doğru gidiyoruz. Şöyle bir tane geçti hocam. Güzel. Bir tane patladı. Bir tane daha geçti. Bir patlıyor bir geçiyor bakalım. Yani şöyle 14-15 tane hepsi alırsak kara yazar gibime geliyor. Biz yine basmaya devam edelim hocam. 70 fonla başladık bu serüvene. Bakalım kaç fonla bitireceğiz. Çok üst üste yakıyor. Bazen de yaktı mı çok üst üste yakar. İşte geçirdim üst üste geçirdiğini görmedik. Maşallah. Önemli olan şu 8'li paketten güzel bir şekilde geçirmemiz. Şöyle atalım bakalım. Güzel bir tane geldi. Bir tane daha gelirse çok tatlı olur. Bu 8'li paketler niye hep böyle yapıyor ya? Şu da gelsin. Bir tane antik arttı. Tıkladım hepsi olarak. Toplamda 10 tane gelmiş. 68-69 civarı bir getiri var. Yani çok da büyük bir zarar değil. 1-2 bon zarar. Ben diyorum ki üste gidelim abi. Yani Efsoda kalmasın. Şöyle vurduk. Geçti güzel. Vurduk. Patladı. Patladı. Patlamadı. Geçti. Ya abi Efsodan Mitsi'ye geçirme oranı o kadar leş ki. Yani o kadar leş olur. O kadar mı leş olur? Bir tane bile 6'da 6'da gelmemiş sağ olsun. O zaman bir tane de parlak vuralım. En son totali hesaplayalım. Parlak geçti. Parlağın hepsi önemli değil. Kimse parlağı takmıyor zaten elmasta. Ya mat takarlar ya Miko'ya kusursuz takarlar. Evet hesapladım. 66-67 won civarı bir şey yapıyor şu an elimizdekiler. Yani bir 3-5 won zararımız var olsun. Sağlık olsun riske girdik. Biraz şanslı olsaydık 80-90'a da çıkardı da işte bizde şans olmadığı için. Böyle olması aslında normal. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda inşallah eldiven görevi, yohara, o, bu, şu, zırh, falan yapacağız. Her şeyi halledeceğiz artık niceyi hazır bir hale getirmeye çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, high atmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.